İki takım ligde 128 kez karşılaştı. Bunlardan 35'ini Galatasaray, 50'sini Fenerbahçe kazanırken sarı kırmızılıların 123 golüne sarı lacivertliler 158 golle cevap verdi. Galatasaray'ın sahasındaysa sarı kırmızılıların üstünlüğü var ancak en çok alınan sonuç beraberlik. Gol sayısında yine Galatasaray önde. Temel takım istatistiklerine bakınca Galatasaray'ın iç saha performansının sayısal olarak olması gerektiği kadar iyi olmadığını görüyoruz. Evinde topla en çok oynayan dördüncü takım olan Galatasaray'ın şut, isabetli şut ve rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamalarının onları koyduğu sıralamalar orta sıralar. Ancak Fenerbahçe'nin de deplasman karnesi çok parlak değil. Rakip ceza sahasında ligin deplasmanlarda en çok topla buluşan 3. takımı olan Fenerbahçe, boşa düşen topları toplamada ise sondan ikinci. Gelişmiş ölçümlere geçecek olursak Galatasaray ligin en çok gol beklentisi üreten 3. takımı. Ancak pozisyona girme açısından penaltısızına bakınca 9.'luğa geriliyor. Bu maçtaki rakibi Fenerbahçe, bu iki kalemin ikisinde de 6. ve penaltısız ortalamada Galatasaray'ın önünde. 10 pas üstü dizi, deste hücum ve direkt hücum sıralamalarında da ligin üst sıralarında sayabileceğimiz Galatasaray, ön alan baskısında da 6. sırada. Fenerbahçe'nin de bu kalemlerdeki performansı Galatasaray'a çok yakın. Ancak ön alan baskısında Fenerbahçe 6 ayın ardından ligin ikincisi. Galatasaray gollerinin en büyük kısmını ilk devrenin son 15 dakikalık dilimlerinde bulmuş durumda. Fenerbahçe ise gollerinin neredeyse 3'te 1'ini maçın sonundaki pratikte 15 dakikadan daha uzun süren dilimde attı. Galatasaray'ın en çok gol bulduğu 30-45 aralığında Fenerbahçe 2 gol yedi. Galatasaray'ın en çok gol yediği dilim de en çok attığıyla aynı. Ancak o dilimde Fenerbahçe'nin sadece bir golü var. Fenerbahçe'de en çok attığı dilim aynı zamanda en çok yediği dilim olan Galatasaray gibi. En çok attığı dilimde gollerinin en büyük kısmını yedi. Zaten 18 golü olan Galatasaray ve 17 golü olan Fenerbahçe'nin yedikleri gol sayısı da eşit. Ezeli rakiplerin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Her iki takımın gol türlerinde de benzerlik sürüyor. O kadar ki serbest vuruş gollerini tek kalem saysak, tek fark Galatasaray'ın akan oyunda bulduğu bir fazladan gol olacaktı. Yediklerinin türlerinde de durum değişmiyor. Galatasaray, free kicklerden direkt gol yemedi ve Fenerbahçe'nin yediği penaltı golü de Galatasaray'ınkinden bir fazla. Galatasaray, 173 şutundan bulduğu 17,7 penaltısız gol beklentisinden 17 gol buldu ve beklentinin biraz altında kaldı. Şutlarının ortalama XG değeri 0,1 olan Galatasaray'ın şutlarını biraz daha iyi seçmesi gerekiyor. Gollerinin 5'ü 6 pas içinden, yüksek XG değerine sahip şutlardan gelen Galatasaray'ın ceza sahası dışı şut girişimleri de oldukça çok ve ortalamayı da bunlar düşürüyor. Fenerbahçe'nin penaltısız şut sayısı Galatasaray'dan düşük ancak toplam XG'si Galatasaray'dan büyük. 0,11'lik ortalama Fenerbahçe'nin şutlarını daha iyi seçtiğini gösteriyor olsa da sarı lacivertlilerin gol beklentisinin 2 gol altında kalmış olması yakın zaman Fenerbahçe kale önü performansını anlatan bir durum. Ligin ceza sahası dışından en çok golü olan takımı 6 golle Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin gollerinin %35'i ceza sahası dışından gelmiş durumda ki, bu oranda sadece %36 orana sahip Çaykur Rizespor'un gerisindeler. Ancak Fenerbahçe, şutlarının çoğunu dışarıdan deneyen bir takım değil. Kalelerine gelen şutlara döndüğümüzde de Galatasaray'ın 15,1'den 14 gol yemiş olması takım adına sevindirici. Kalesine çektirdiği şutların ortalama XG'si olan 0,12 ise düşürülebilirse sarı kırmızılılar için iyi olur.
Kalesindeki gol beklentisinin altında yiyen Galatasaray'da 6 pas ve üzerindeki gollerin sayısı ise düşündürücü. Görseldeki 14 golün yarısından fazlası Galatasaray'ın olmasına izin vermesi gerekenden daha yakından atılmış durumda. Ancak tek sorun bu da değil. Galatasaray'ın kalesinde gördüğü 4 ceza sahası dışı golde, onları gollerin büyük kısmını ceza sahası dışından yiyen 3. takım yapıyor. %27'lik bir oranla. Fenerbahçe'nin kalesindeki durumda yine ezeli rakibininkine benzer. XGA'sına çok yakın sayıda gol yiyen Fenerbahçe'de de kaleye yakından çekilen şutlardan yenilen goller sıkıntılı bir manzara yaratıyor. Fenerbahçe'nin de ceza sahası dışından yediği 3 gol, yedikleri her 5 golün birini uzaklardan yedikleri anlamına geliyor. Tam bu noktada kaleci performanslarına da bakalım. Kalesine 40 isabetli şut gelen Muslera'nın gol beklentisi modeline göre yemesi beklenebilecek gol sayısı yaklaşık 15-16 civarlarındaydı. Muslera bunlardan 14 gol yedi ve pozitif bir performans sergiledi. İçi dolu, kırmızı, küçük sadece bir yuvarlak olması da Muslera'nın ona yakışmayacak golleri pek yemediği anlamına geliyor. Altay Bayındır'ın omuz sakatlığıyla kaleyi devralan Berke'nin grafiği, kalede oynadığı sürenin azlığından da etkileniyor ve pek parlak değil. Penaltılar hariç, çerçeveyi bulan 7 şuttan sadece ikisini kurtarabilen Berke'nin kalesinde, çerçeveyi bulan şutların gol beklentisi değerleri ise genelde yüksek olmuş. Yediği gollerin de kurtarışlarının da XGOT değerleri, bir tanesi hariç hep yüksek. Dikkatli izleyicilerimiz, kaleye 7 şut gelmiş, belki de 4 gol yemişse 3 kurtarışı olması gerekmez mi diyor olabilirler. Bu bir şutluk fark, çerçeveyi bulan ama çıkartması Berke'ye kalmayıp, savunma tarafından kaleye yakın bir yerde engellenen veya şutu çekenin takım arkadaşı tarafından istenmeden engellenmiş bir şut olmuş olması anlamına geliyor. Golcülere de göz atalım. Fatih Terim'in maç başlangıçlarında ileri uçta en çok başlayan golcüsü Halil Dervişoğlu. Bu sezon Galatasaray'ın lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların yarısında Halil ilk 11'de başladı. Ancak genç golcünün kale önü performansı pek parlak değil. Şutlarının ortalama XG'si fena olmasa da tek golünü uzaklardan bulan Halil, İlk 12 haftada forma giydiği 466 dakika sonunda 2,2 gol beklentisinden sadece 1 gol bulabildi. Maçlara Halil'in yarısı kadar başlayabilen ancak toplam dakikada Halil'in sadece yarım saat gerisinde olan Mustafa Muhammed'in kale önü performansı daha iyi. 4,1 XG'den 4 golü olan Mısırlı golcü, 28 şutunun çoğunu yüksek gol beklentisine sahip pozisyonlarda çektiği için ortalamada da 0,15 gibi iyi bir değere sahip. Galatasaray'ın 3. golcü adayı Mbaye Diagne ise sezonun ilk 3 maçına ilk 11 çıktıktan sonra 10. haftaya kadar ilk 11 yüzü göremedi. Bunun sonucunda toplam dakikası da 385'te kalan golcü oyuncu, sahada kaldığı sürede pozisyona girmekte ise oldukça zorlanmış gözüküyor. Penaltılar hariç 5 şutu olan Senegalli, 0,24 gibi çok yüksek bir XG ortalamasına sahip olsa da, şut çekme sıklığı 77 dakikada bir olan bir hücum oyuncusu için pek kabul edilebilir değil. Fenerbahçe'nin sezon başından beri çokça tartışılan saha dizilişi ve Pereira'nın dizilişe çok az müdahale ederken sürekli oyuncu tercihlerinde yaptığı oynamalar, takımın ileri ucunda sabit bir golcüsünden bahsetmeyi de imkansız hale getirdi. Zaman zaman tek forvet arkasında iki hücumcuyla, zaman zaman tek forvet arkası önünde iki forvetle oynayan Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi en net santrofor adayı Mergin Berisha. Alman santroforun 402 dakikada çektiği 12 şuttan toplayabildiği gol beklentisi sadece 0,7. Bunun sonucunda da şutlarının XG ortalaması 0,06 gibi çok düşük bir değer. Yine de 0,7'den bir golü olduğu için Berisha şimdilik artıda.
Ancak ondan beklenen daha yoğun bir ceza sahası içi mevcudiyeti. Serdar Dursun'un da milli takım kariyeri Fenerbahçe kariyerinden şimdilik daha parlak. Milli formayla bu sezon çıktığı maçlarda 2 golü olan Serdar, ligde henüz 1 golde. Şut haritası tam bir ceza sahası içi santraforu sergileyen Serdar, 2,5 gol beklentisinden bulduğu 1 golle beklentinin altında olsa da 0,16'lık ortalaması şutlarını doğru seçtiğini gösteriyor. Serdar'ın gereksinimi biraz sakinlik, sabır ve şans olsa gerek.